Arkadaşlar merhaba. Hareket ve kapı pencere sensörleri kullanarak otomasyonlar kurmak hepimizin hoşuna gidiyordur. Özellikle ışık otomasyonları hem konforlu hem de tasarruflu bir ortam yaratıyor. Fakat bazı durumlarda otomasyonlar can sıkıcı olabiliyor. Ben de bu can sıkıcı durumdan nasibimi aldım ve bu otomasyonlarda yaşadığım kişisel bir deneyimi paylaşmak istiyorum. Yaşadığım sıkıntıyı birden fazla otomasyon ve ek olarak bir buton satın alarak bir şekilde çözmüştüm. Ancak daha sonra keşfettiğim bir eklentinin aslında çok daha basit bir çözüm sunduğunu fark ettim. Genellikle apartmanlarda karşılaşılan bir sorun sensörlü ışıkların kısa sürede yanıp sönmesidir. Tam bir işle uğraşırken tekrar hareket edip sensör tetiklemeye çalışırız. Eminim akıllı ev sahiplerinin birçoğu benim gibi bir durumdan şikayet etmiştir. Benim yaşadığım sıkıntı şöyleydi. Evlerde genellikle hol, koridor veya giriş gibi sürekli kullanılmayan alanlar bulunur. Bu alanlarda elektrik tasarrufu sağlamak için genellikle hareket sensörleri kullanılır. Ancak evimdeki durum biraz farklıydı. Evime giriş direkt hole açılıyor ve bu holden diğer odalara geçiş yapılıyor. Bu holde bir hareket sensörü ve bir düğme altı role ile kontrol ettiğim bir ışık bulunuyor. Diğer odalara geçiş sırasında bu holdeki ışık yanıyor. Ancak holde bir şey yapmam gerektiğinde sürekli olarak kapanıp açılıyordu. Hareket sensörünü tekrar tetiklemeye uğraşıyordum. Bu durumu çözmek için homasistan üzerinden otomasyonları manuel olarak devre dışı bırakıyordum. Oldukça can sıkıcıydı. Daha sonra bir buton satın alarak bu sorunu çözdüm. Holde işim olduğunda butona basarak otomasyon devre dışı bırakıyordum. İşim bittiğinde tekrar butona basıp etkinleştiriyordum. Ayrıca ev kapım açık olduğu sürece de hol ışığımın yanık kalmasını istiyordum. Bunun için ek bir otomasyon kurmuştum. Bununla yetinmeyip gece diğer odalara fazla ışık gitmesini önlemek için bir gece lambası ve bunun içinde de ayrı bir otomasyon daha vardı. Yani bir hol için bir dizi otomasyon kurmuştum. Ancak para harcamak veya birden fazla otomasyon yazmak zorunda olmadığımı sonradan keşfettim. Şimdi size ve benim gibi sorun yaşayanlara bu sorunu bir eklenti ve kısa bir kodla nasıl çözebileceğimizi göstereceğim. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Bugün yine sanal makine üzerine kurduğum sanal bir home üzerinden bunu size göstereceğim. Bu şekilde bir ev çizdim. Daire kapısı direkt hole açılıyor. Burada hareket ve kapı sensörlerim olmadığı için yardımcı bir switch oluşturdum. Bu şekilde simüle ederek size gösteriyor olacağım. Bu eklentiyi kurmak için hex kütüphanesine ihtiyacımız var. Yine Hex'e giriyoruz. Eğer Hex sizde yoksa YouTube'a Home Assistant Hex kurulumu yazarak da kurabilirsiniz. Kurduktan sonra ve Hex'e girdikten sonra buradan entegrasyon bölümüne geliyoruz ve Explorer Download bölümünden bu arama kısmına entity yazıyoruz. Buradan entity controller çıkıyor. Buna tıklıyoruz ve download diyerek kuruyoruz. Buradan çıkmadan önce documentation'a tıklıyoruz ve biraz aşağıda NTC controller documentation sayfasına giriyoruz. Bu yan sekmede kalsın. Biz tekrar Home Assistant'a dönüyoruz ve buradan geri dedikten sonra bizden yeniden başlatma istiyor. Bunun için Home Assistant'ı yeniden başlatıyoruz. Home Assistant'ımız yeniden başlarken Az önce açtığımız sayfaya geliyoruz ve buradan installation sekmesine tıklıyoruz. Biraz aşağıda kodlarımız var. Buraya, bu sayfayı sizin kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Burada farklı kodlar da var. Burada örneğin gece modu var. Gece modunda bu şekilde bir kod kullanarak ışığın şiddetini ve saatini belirtebilirsiniz. Örneğin stay mode var. Bu şekilde tetiklendikten sonra bir daha kapanmasın şeklinde bir kod yazabilirsiniz. Bunun gibi kodlara bakmak için bu sayfayı kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Biz önce installation Configuration bölümünden şuradaki kodu kopyalıyoruz ve home da yeniden başlamıştır. Buradan file e geliyoruz. Eğer file editor sizde yoksa ayarlar, eklentiler ve eklenti mağazasından file editor'ı yükleyebilirsiniz. Tekrar file editor'a e geliyorum. Buradan klasörden configuration yamlamı seçiyorum. Buradan en alta az önce kopyaladığımız kodu yapıştırıyoruz. Ben şunları silmek istiyorum. Burada şu an bizden dört şey istiyor. Birincisi bir isim. Buraya örneğin hall yapabiliriz burayı. Hall ışığım olduğu için. İkinci olarak bizden bir sensör istiyor. Eğer tek sensör kullanacaksanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Benim senaryomda iki sensör kullanacağım için bunu bir alta alıyorum. İki boşluk, bir tire, bir boşluk yapıyorum. Ve bunu aynı şekilde bir aşağıya da alıp bir tire yapıp tekrar buraya bir sensör daha oluşturabilirim artık. Ben buraya iki sensörümü de giriyorum. Bunlardan bir tanesi ev kapı sensörü, diğeri de hol hareket sensörü. Üçüncü olarak buraya ışığımızın varlık adını girmemiz gerekiyor ışığımızın varlık adında girdikten sonra buraya bir gecikme süresi belirlememiz gerekiyor. Bu saniye cinsinden olacak. Ben evimde Philips Hue hareket sensörleri kullandığım için bu hareket sensörleri 8 saniyede bir tetikleniyor. Ve hol gibi bir yerde 8 saniye benim için yeterli oluyor. Onun için bir 8 saniye yazıyorum ben buraya. Siz de buraya ışığınız kaç saniye sürede açık kalsın istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Bu şekilde birinci aşamayı bitirmiş olduk. Bu eklentinin tek dezavantajı burada her değiştirdiğiniz kod için Home yeniden yeniden başlatmak durumunda kalıyorsunuz. Buradan kaydediyorum ve Home yeniden başlatıyorum. Home yeniden başladı. Bir otomasyonumuza bakalım. Bir de buraya otomasyonun çalışmasını göstermek amaçlı buraya bir varlık eklemek istiyorum. Az önce Hall Night isimde bir otomasyon oluşturmuştuk. Onu giriyorum. Ve şu an kurulum aşamasında olduğunu görüyorum. Pending modunda. Bu birkaç saniye sonra normal boşta konumuna geçecektir. Boşta konumuna geçene kadar otomasyon çalışmayacaktır. Evet otomasyonumuz boşta konumunda şu anda. Hareket sensörümüz tetiklendiğinde ışığımız yanıyor. Ve burada sayat saymaya başlıyor. 8 saniye sonra ışığım kapanacak. Evet bu şekilde. Yine aynı şekilde kapımı açtığım zaman da sayet saymaya devam edecek. Ve 8 saniye sonra ışık kapanacak. Ancak gördüğünüz gibi kapı açık ama 8 saniye sonra ışık kapandı. Ben kapının açık olduğu sürece, hareketin olduğu sürece ışığın yanmasını istiyorum. Bunun için ek bir kod daha ekleyeceğiz ve bu eklentinin asıl amacına gelelim. Örneğin holde işimiz var. Hole geldik ve hareket sensörünü tetikledik. Bu 8 saniye sonra kapanacaktır. Ancak duvardaki ışık düğmesinden ışığımızı açtığımızda veya Home Assistant'dan bu ışığı tetiklediğimizde ışığı açacağız ve aynı zamanda Hareket sensörünü de tetikleyeceğiz. Artık Blocked durumunda yani artık engellenmiş durumda hareket sensörü ve kapı sensörü. Bu hareket sensörü ve kapı sensörü ne kadar tetiklenirse tetiklensin bu ışık kesinlikle kapanmayacaktır. Tekrar duvardaki düğmeden bu ışığı kapatana kadar ya da Home Assistant'dan ışık varlığını kapatana kadar bu hareket sensörleri devre dışı kalacaktır ve tekrar hareket sağlandığında ışığımız yanacaktır ve 8 saniye sonra kapanacaktır. Şimdi hareketin olduğu sürece ve kapının açık olduğu sürece ışığın yanmasını istiyoruz. Bunun için bir kod daha ekliyoruz. Tekrar File Editor'a geliyoruz. Buradan aşağıda en alt kısma Açıklamalar kısmında bırakacağım kodu ekliyoruz ve burada tekrar kod değiştirdiğimiz için kaydedip homastanı yeniden başlatıyoruz. Evet, homeistanımız yeniden başladı. Tekrar bir otomasyonumuza bakalım. Şu an boşta durumunda. Hareket sensörümüz tetiklendi. Sayıcımız başladı. 8 saniye sonra ışığımız kapanacak. Evet, kapımızı açalım. Kapımızı da açtık. Yine sayaç saymaya devam ediyor. Yalnız artık kapı açık kaldığı sürece bu sayaç saymaya devam edecek. Bir bakalım. 14 saniye olmuş bile. Yine de ışığı kapatmadı ve 8 saniye geçtiği için kapıyı kapattığımız an ışık kapanacak. Kapıyı tekrar hızlı açıp kapatalım. Gördüğünüz gibi bu sefer 8 saniye süre içinde ışık tekrar kapanacak. Işığı eğer buradan tekrar açarsak ya da duvardaki düğmeden açarsak Buradaki işlevler tekrar engelli olarak devam edecek. Bunların hiçbir işlevi olmayacak. Ta ki siz bu işi manuel olarak tekrar duvardan ya da homos'tan üzerinden kapatana kadar. Bir de benim gece lambam var. Onu da eklemek istiyorum. Bunun için tekrar File filetöre geliyorum. Burayı tekrar kopyalıyorum. Bir alt satıra geçip yapıştırıyorum. Yalnız bunun ismini değiştirmem lazım. Whole night yapıyorum. Ve buradan ışığımın varlık adını değiştiriyorum. Bunu da hol gece ışığı olarak yaptım. Yine kapıdan ve hareket sensöründen tetiklenecek. Yalnız şimdi iki ışığım olduğu için bu ışı, iki ışığın aynı anda yanmasını istemiyorum. Bu gece ışığının gece bunun da gündüz yanmasını istiyorum. Bunun için bir süre belirtmemiz gerekiyor. Buradan tekrar eklenti sayfasına geliyoruz. Buradan time bölümünden buradan şu kodu kopyalayabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde güneş batmadan yarım saat önce ya, ya da güneş doğmadan yarım saat sonra gibi sürelerde belirleyebilirsiniz. Ben direkt kesin saat belirlemek istiyorum. Bunları direkt bu, bu şekilde hiza alıyoruz. Bu ışığımın sabah 7'den gece 1'e kadar çalışmasını istiyorum. Bunu tekrar kopyalıyorum. Gece ışığımın ise gece birden sabah 7'ye kadar çalışmasını istiyorum. Şimdi bu durumda bu videoyu çekerken de şu an saat 3 civarında. Bir bakalım otomasyonumuz nasıl çalışıyor. Tekrar kaydedip home assistant'ı yeniden başlatıyorum. Evet home assistant'ımız yeniden başladı. Şimdi buraya ben bir gece ışığını da eklemek istiyorum. Evet gece ışığı gördüğünüz gibi kısıtlı modda. Yani buradaki olaylardan kesinlikle etkilenmeyecektir. Sadece manuel olarak açılıp kapanacaktır. Çünkü şu anki saat durumunda bu saat dışı kalıyor. Şimdi saati değiştirip bir bakalım. Evet, saatleri tam tersi durumuna getirdim ve homostatımı yeniden başlattım. Şimdi gördüğünüz gibi bu sefer hol ışığı kısıtlı modda ve gece ışığı boşta modda. Hareket algılandığında bu sefer gece ışığı yanıyor ve yine aynı şekilde 8 saniye sonra Gece ışığım da aynı şekilde kapanıyor. Gece ışığımı da yine duvar prizinden ya da homasitan üzerinden manuel olarak açarsam bunlardan yine aynı şekilde hiçbir şekilde etkilenmeyecektir. Yine buradan manuel olarak kapattığımda boşta moduna geçip hareket algılanına tekrar aynı şekilde çalışmaya devam edecektir. Umarım bu video sizin de işinize yarar. Bu şekilde hareket ve kapı sensörleri ile tetiklenen bir ışığı manuel olarak açtığımızda otomasyon devre dışı bırakmış, manuel olarak kapattığımızda tekrar otomasyonu etkinleştirmiş oluyoruz. Bu eklentiyle farklı otomasyonlar nasıl oluşturabilir sizlerin de fikrini almak isterim. Bunun için yorumlarda buluşabiliriz. Bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olabilir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip veya bir yorum bırakarak bunu bana gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.